Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kısa bir ara verdik. Beni beklediğinizi ve yeni videolar beklediğinizi biliyorum. Çok güzel iki yöntemle ve hayatınızı kolaylaştıracağını düşündüğüm iki yöntemle tekrar videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle Hawaii'li bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Belki pek çoğunuz duymuştur. İnternette de bulabilirsiniz. Bu konuda ilk çeken değilim ama Ho'oponopono yöntemini biraz da mantığını anlatarak, çünkü ilk başta söylediğinizde eğer durum içerisinde haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bu yöntemi uygulamak size saçma gelebilir. Hatta ben de ilk duyduğumda nasıl yani demiştim. O yüzden mantığını da anlatarak nasıl uygulanabileceğini bahsedeceğim bugün size Ho'oponopono Anlam olarak Hawaii dilinde doğru yap anlamına geliyormuş. Yani demek ki içeride bir şeyler yanlış ki onu düzeltmek için yanlış olmuşları temizlemeye yarayan bir bakış açısına sahip bir yöntem. Peki, dört cümle kalıbı var Ho'oponopono yönteminde. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Bu kadar basit. Yani sorunları bu dört cümleyle bu kadar basit bir şekilde çözebilir miyiz diyeceksiniz ama şimdi bahsedeceğim mantıkla neden çok işe yaradığını bir de kitapta verilen örnekle size aktardığımda sanırım aynı fikre geleceğiz sizinle. Şimdi şunu kabul ediyor muyuz? Hayatımızda olan her şeyin %100 sorumlusu benim. Eğer bunu kabul etmek size zor geliyorsa ve içinizde direnen bir tarafınız varsa, pek çok şey benim istemeden başkaları yüzünden hayatıma geliyor ve başkalarını suçluyorum mantığındaysanız eğer Ho'oponopono yöntemi biraz size soru işareti gelebilir. Fakat bir süre sonra anlayacaksınız ki aslında başınıza gelen her şey evet sizin suçunuz değil fakat sizin sorumluluğunuzdadır. Nasıl? Hemen adımlara geçelim. Öncelikle %100 sorumluluk almak istediğimizde ve durumlara direnmeyi bıraktığımızda yani kabule geçtiğimizde her şey açılmaya başlıyor ve çözülmeye başlıyor. Hayatındaki herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsan bakacağın tek yer var diyor bu yöntem kendi için. İçine bakacaksın diyor. Peki burada hangi kelimeler ve cümlelerin nasıl olduğu önemli mi? Evet, çok önemli. Bu ifadelerin altında aslında pişmanlık ve affetme içermesi gerekiyor. O yüzden işe yarıyor zaten. Özür dilerim, yaşadığım her neyse benim yüzümden oluyor, beni affet diyorsunuz. Bilinçaltımdaki hangi hatıradan, hangi deneyimden dolayı bunu yaşadığımı bilmiyorum ama bana bunları yaşattığın için teşekkür ederim. Yani bana o kişi ayna olduğu için bu deneyimle ve bunu fark ettirdiği için ona teşekkür ediyorum. Belki kızgın olabilirsiniz. Yani bu yöntemi uygulamaya direnen benim içimdeki taraf, eğer haklı olduğuma inandığım bir deneyim yaşıyorsam ve kesinlikle diğer taraf bana haksızlık yapmışsa o zaman ondan özür dilerim demek çok mantıklı gelmiyor, değil mi? Fakat önce kişiye yönelik tepki verme uygulaması yaparsanız, yani ona olan öfkenizi yazarsanız, bir şekilde ifade ederseniz, ona kişinin karşınıza alıp onu ifade edin demiyorum. Arkasından ifade etmeniz de yeterlidir. Bilinçaltı süreçte o negatif duygunuzun sizden çıkması anlamında. O çalışmayı yaptıktan sonra işte bu bakış açısına çok daha rahat geçiyoruz. Yani onu hayatıma çeken haklı da olsam bana gösterdiği bir kalıp, benim içimdeki bir kalıpla ilgili olduğu için ona teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. Aslında tamamen mantık buna dayanıyor. Peki bu cümleleri kime söylüyoruz tam olarak? Yani bu deneyimi bize yaşatan kişiye söylememiz şart mı? Hayır, şart değil. Onun arkasından kendi kendinize yapabileceğiniz bir çalışmadır. Önemli olan burada sizin içsel niyetinizdir ve bu dört cümleyi o kişiye söylüyor gibi de düşünebilirsiniz kendinizi. O kişiyi hayatınıza çeken deneyime, içsel programınıza da bunu söylüyor olabilirsiniz. İkisi de aynı sonucu getirecektir.
Dolayısıyla hatralarınıza, içinizdeki hatalara, içinizdeki yanlış programlara bunu söylüyorsunuz aslında. Böyle bir programın bende olduğunu kabul ettiğimi ifade etmiş oluyorum aslında. Ve onları sevdiğinizi söylüyorsunuz. Böylece açılmaya başlıyor. Peki neden bu yöntem çok etkili ve nasıl ortaya çıkmış? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Bir kitapta geçiyor. Joe Vitale'nin Doktor İhale Akala Hevliğinden öğrenerek Zero Limit kitabında anlattığı şekliyle biraz aktaracağım size öyküyü. Bu yöntem karşınızdaki insan ile yaşadığınız durumu bizim sorunumuz olarak algılayıp kendi içimizde bundan arınarak karşımızdakini de arındırmanın bir yolu olarak ifade ediliyor kitapta. Ve sadece insanlar için geçerli değil. Hayatınızdaki negatif durumlar, negatif inançlar, negatif enerjileri değiştirmek için de uygulanabilecek çok güzel bir yöntem. Ve temelde sevgiyi kullanıyor. Ve dört kalıbı kullanıyor. Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet ve teşekkür ederim. Bu cümlelerden oluşuyor. Hem uygulaması çok kolay hem de çok hızlı sonuç veriyor aslında. Peki öyküye gelelim isterseniz değerli arkadaşlar. 2 yıl önce kitapta bahsedilen öyküyü aktarıyorum size. 2 yıl önce Hawaii'de bir koğuş dolusu akıl hastası suçluyu onları hiç görmeden tedavi eden bir terapisten bahsediliyor. Terapist hastaların dosyalarını incelemiş ve sonrasında kendisinin bu kişilerin hastalıklarını nasıl yarattığını görmek için kendi içine yönelmiş ve kendi içini iyileştirmiş. Yani atandığı akıl hastalarıyla dolu olan koğuşa bakacak olan terapist hastaları hiç görmüyor. Fakat onlar benim hayatımdaysa onları doğuran benim içinde bazı programlar vardır düşüncesiyle kendisini iyileştiriyor. Böylece hastaların da iyileştiğini görüyor. Uyguladığı yöntem ise tam da bu yöntem Ho'oponopono yöntemi. Şu ana kadar sorumluluk kelimesinin anlamını şöyle biliyorduk diyor. Hepimiz de öyle aslında. Yaptıklarımdan ve düşündüklerimden sorumluyum ve bir başkasının yaptığından ve düşündüğünden sorumlu değilim. Çoğu insanın inandığı ve düşündüğümüz kalıp budur aslında. Fakat bu terapist birçok akıl hastasını iyileştiren Hawaii terapist bana sorumluluğun ne demek olduğu konusunda yeni bir bakış açısı kazandırdı diyor kitapta Joe Vitale. Ve işte en önemli soru, bu insanların değişimine sebep olacak ne yaptın diye sorduğumda onları yaratan kendi içimdeki parçayı iyileştirdim sadece demiş Doktor Lin. Çünkü her şey senin hayatında oluyor ve tam manasıyla tüm dünyan senin yaratımın aslında ve seninle ilgili. Bu evet hani çok kolay sindirilebilir bir bakış açısı değil belki. Çünkü dedim ya hep suçlamak çok daha kolayımıza gelen ve bildiğimiz bir yol. Başkalarının hatalarını ya da sorunlu durumlarını bile benimle ilgili deyip üzerime alınıp kendi üzerimde çalışma yapmak gerçekten biraz daha yukarıdan bakmayı gerektiriyor diye düşünüyorum. Söylediklerinden ve yaptıklarından sorumlu olmakla hayatındaki tüm insanların söylediklerinden ve yaptıklarından sorumlu olmak arasında çok fark var. Çünkü eğer hayatının sorumluluğunu alıyorsan, hayatında gördüğün, işittiğin, deneyimlediğin her şeyin sorumluluğu da sendedir. Çünkü hepsi senin hayatında olmaktadır. Terör eylemlerinden ülke yöneticilerine, ülkenin mali durumundan hoşuna gitmeyen diğer şeylere kadar hepsi şifalanmak üzere sana gelmektedir. Onlar sadece senin iç dünyanın birer yansımasıdır. Sorun onlarda değil, sende. Onları değiştirmek istiyorsan kendini değiştirmelisin. Bunu kabul etmeyi ve hayata geçirmeyi bir kenara bırak, kavramak bile çok kolay değil diyor kitapta da. Eğer birini iyileştirmek istiyorsan bu akıl hastası bile olabilir diyor. Bunu ancak kendini iyileştirerek yapabilirsin diyor. Doktor Lee'den kendisini nasıl iyileştirdiğini sordum. Hastaların dosyalarına bakarken ne yapmıştı? Sadece tekrar ve tekrar özür dilerim, seni seviyorum demişti. Bu kadar mı? Evet, bu kadar demiş. Kendini sevmek,
kendini geliştirmenin en önemli yoludur ve kendini geliştirdikçe dünyan değişir. Tüm deneyimlerimizden %100 sorumluyuz. Evet, hayatınızda başınıza gelen her şey sizin suçunuz değil, fakat sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bakış açısına göre sizi huzura götürecek bilet ise sadece seni seviyorum cümlesidir. Bu cümleyi Allah'a, Tanrı'ya söylemek içinizdeki her şeyi temizler ve dönüştürür. Amaç her şeyi sevmek aslında. Fazla kiloluysanız kilonuzu sevmek, sorunlu bir çocuğunuz varsa çocuğunuzu sevmek ya da eşinizle problem yaşıyorsanız aslında eşinizi sevmek. Hepsi sizin içinizde olan bir durumla ilgilidir çünkü. Dediğim gibi gerek o kişiye bu çalışmayı kendiniz yaparsınız. Tabii onun duyması şart değil ama gerek o kişiye ithafen bu dört kalıp cümleyi söylersiniz, gerek kendi içinizde buna neden olan programa söylersiniz. Her iki durumda da işe yarayacaktır. Amaç her şeyi sevmek dediğimiz gibi. Çünkü sevgi sıkışıp kalmış olan enerjinin çözülmesine neden olur ve olumluya dönüştürür. Herhangi bir problemi çözmek istiyorsanız o yüzden kendi üzerinizde çalışın diyor bu bakış açısı. Eğer başka biriyle probleminiz varsa kendinize şöyle sorun. Bu kişinin canımı yakmasına neden olan benim içimdeki şey nedir? Eğer bunu bulursanız onu ortadan kaldırabilirsiniz, kabule geçersiniz ve onu salıverirsiniz ve sevgiyle dönüştürebilirsiniz bu dört cümleyle. Olan her şey için üzgünüm, lütfen beni affet diyebilirsiniz. Yani sizi üzen kişiye bile. Benim ve o kişi için probleme neden olan hayatımdaki hatalı düşünceler için üzgünüm. Lütfen beni affet. Problem olarak tezahür eden, içimdeki süre giden her neyse lütfen beni bunun için affet diyebilirsiniz. İyileştirme şekli öncelikle özür dilerim ve lütfen beni affet kalıbıdır. Çünkü bunu bir şeyin ki ne olduğunu bilmek zorunda da değilsiniz. Oraya nasıl yerleştiğini de hatırlamıyor olabilirsiniz ama bu durum bir şekilde zihin ve beden programınıza, sisteminize girmiştir ve bunu kabul etmiş olursunuz. Fakat oraya nasıl girdiğiyle ilgili herhangi bir fikriniz olmayabilir. Bunu bilmek zorunda da değilsiniz zaten bu mantığa göre. Eğer fazla kilolu iseniz sizi bu hale getiren bir programınız vardır. Negatif bir bilinçaltı inancınız vardır. Sadece bunu kabul edip özür dilerim de diyebilirsiniz o program için. Ve bundan sonraki adım ise teşekkür ederim, seni seviyorum. Teşekkür ederim dediğiniz zaman olumlu sonucu zaten önden kabul etmiş olursunuz ve sonucu da hızlandırırsınız aslında. Seni seviyorum da dediğimiz gibi tıkanık enerjiyi ve oradaki negatifliği dönüştüren bir duruma neden olur sevgi enerjisi. Bundan sonra olacakları da Allah'a ve onu yarattığı sisteme bırakırsınız. O en doğru zamanda en güzel şekilde onu şifalandıracaktır ve iyileştirecektir. Bu yöntemi ne kadar uygulayalım diye sorabilirsiniz. Bunu da kendi içinize bakarak karar verin. Çünkü bunun için belli bir ritüel yok. Yani şu kadar gün söyleyin, şu kadar sayıda söyleyin gibi bir durum yok. Kendi içinizde o durumu dönüştürdüğünüzü hissettiğinizde ve size göre yeterli olduğunda bırakıp sonucu gözleyebilirsiniz. Ya da söylemek istiyorsanız yine devam edersiniz belki o durum dönüşene kadar. Benimle kontakta kalmak için değerli arkadaşlar beni Instagram'dan ve Facebook'tan da ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da herkesten önce yeni video yüklediğimde Gmail hesabınıza haber veren bir e-posta alırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda EFT tekniği için sizin için hazırlayacağım videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.